Chelsea'yi satın alarak futbol tarihi Fatih Terim'in 2000 yılında Galatasaray'dan ayrılıp Fiorentina. Ya dur ama soruyu bitirmez. Fatih Terim deyince soruyu bitirmez. Euro 2008'deki efsane Çek Cumhuriyeti maçında milli takımımızın ilk golünü kim atmıştır? Arkadaşlar bu Demarke Sports diye bir yerden bize öyle bir kartlar geldi hediye. Bu çok şeker. Biz bunu tabii denemek için açtım. Ben Arda'ya sordum. Öyle bir gün oturuyorduk. Bunu anlat abi. Jetini açarken gördüler mi? Evet açtık. Şimdi açtım. Dedim ki ben sana bunları soracağım. Ondan sonra da YouTube projesi dediğim gibi aklımdaydı. Dedim ki diğer desteği açmayacağım. İnsanların önünde açacağım. Hatta bana dedi ki... Böyle ben inanamıyorum ya. Demedim ya. Soralım bakalım hangi yerini bileceksin. Evet bu destede. Evet tamam. Bu destede. Açmadığım desteği değil. Açtığım destede. Dedim ki ben sana bunları soracağım bakalım kaç tane bileceksin dedim. Hiç öyle bir tahminim yoktu. Ses inanılmaz bildi. Küçümseyici o muhteşem yukarıdan bakışın. Evet. Kocanın küçümser tavırlarla. Bu doğru. Ötekiler iyiydi ya. Neleri bilmiştim şimdi bilemeyeceklerimiz denk geliyor. Bilmedin var mı? Çok bildi. İnanılmaz bildi. Bakayım sor bakayım. Şaka gibiydi. Bu arada arkadaşlar ben bilmediğim takımlar oluyor, isimler oluyor falan telaffuz ederken yanlış yapabilirim. Siz beni düzeltirsiniz. Ne oldu? Çok iyiydi İngilizcen, Türkçen de iyiydi. İngilizcenin alakası yok. Söyle onları da söyle. Benim İngilizcem, Türkçem de iyi diyordun. Her şeyi Google'dan bakıyorsun. Benden beter ya. Sen buraya makara yapmaya gelmişsin bence. Yani bravo. Futbol, quiz, bol 1. Biz bol 1'i yaptık. Bunları koy ya. Altı mı? 2020 yılı itibariyle 3 farklı takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek oyuncu kimdir? Oha. Vay be. 3 farklı takımla kim kazanmış olabilir? Pas diyebilirsin. Pas kimmiş? Seedorf. Aa biliyordum. Kredi Seedorf ya. Real Madrid'le kazandı. Milan'la kazandı. Bak eşekti işte. Bunu bilmem lazım. Ajax'la kazandı. Bu nazar olsun. Kazandıklarını biliyorum ama. Real Madrid, Milan, Ajax. Tamam ben onu sormayayım. Tamam koyayım. El Clasico'da gösterdiği inanılmaz performansla Santiago Bernabeu. Evet, Bernabeu. Tribünleri tarafından alkışlanan Barcelona'nın yıldız Ronaldinho. 6-2'lik maçta. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin sahip olduğu Ballon d'Or sayılarının toplamı kaçtır? 6'ya 5 miydi? Yok. 4'e 3. Bir tanesinin fazla vardı. 4'e 3 olsa 5'e 4 olabilir. 7. Her zaman ilk düşündüğün doğru mudur? 6'ya 5 mi? 6'ya 5. 11. Bir Messi'nin fazla olması lazım. Bir. Olabilir abi. Zor mu zaten? Luis Suarez'in 2014 Dünya Kupası'nda ısırdığı futbolcu. Yerine İtalya. Neden ısırdı ya? Milli takımımız hangi ülkeyi mağlup ederek 2002 Dünya Kupası'nda 3. olmuştur? Güney Kore. İskoçya'nın en büyük derbisi olan Rangers Celtic derbisine ne ad verilir? Abi bilmiyorum. Neymiş? Old Firm. Öğrenmiş oldum. Kadrosunda sadece kendi bölgesinde doğan oyuncuları oynatan Basque kulübünün adı ne? Bilbao. Manchester United'a ev sahipliği yapan Old Trafford stadına verilen lakap. Düşler tiyatrosu. Hey gidi hey gidi. Milli takımımızın yarı final oynadığı 2002 Dünya Kupası'nda kullanılan efsanevi topun adı nedir? Terrio. Lionel Messi'nin Barcelona'daki ilk forma numarası kaçtır? 31. 30. Mustafa Mahmet'e karıştırdım. Türkiye erkek futbol milli takımıyla en fazla maça çıkan futbolcu kimdir? 3 direnç ver. Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki adı nedir? Şampiyon Kulüpler Kupası. Bunlar kolay. Onda da Galatasaray yarı final oynadı Şampiyon Kulüpler Kupası. Ne gibi istedim. 2009 yılında UEFA Kupası adı altında oynanan son turnuvanın finali hangi şehirde düzenlenmiştir? Hollanda, Amsterdam, nerede? İstanbul. Aa Kadıköy'de doğru. Biz elendik bile. Bunu nasıl bilemedim? Hamburg'a elendiğim sene. O çok dramatik elendik biliyor musunuz? Ronaldinho'nun Avrupa'da formasını giydiği ilk kulüp hangisidir? Paris Saint-Germain. Evet. 2020 yılında askerlik yaptığı için sahalardan bir süre uzak kalan Güney Koreli futbolcu kimdir? Son muydu? Evet. El Nino lakabıyla tanınan İspanyol futbolcu kimdir? Fernando Torres takım arkadaşım. Atletico var. 2010 Dünya Kupası ile birlikte hayatımıza giren geleneksel müzik aleti hangisidir? Vuvuzela. Şakira Pike arkadaşımız işte Afrika Afrika. I'm a visa. Bu iğrenç bir halde. Evet Leicester City'yi Premier Lig şampiyonu yapan teknik direktörün adı nedir? Allah Arda bunu bilemezsen rezillik. Roy Hudson yok. Roy Hudson değil. Yaşlı kimdi o? Ulan Arda. Vallahi söyleyeni çok pişman olacağım. İstersen baş harfini vereyim. C. Ama K gibi okuyayım. Söyle söyle. Rodio. Ranieri. Vallahi benim bildiği yersin ya. Attığı free kick golleriyle bilinen Brezilyalı kalecinin Oscar adı nedir? Neydi? Sol ayakla atıyordu. Neydi ya?
Rogerio. Jose Mourinho Barcelona'da hangi teknik direktörün tercümanlığını yapmış? Hayır olması lazım. Bobby Robson. Evet. Hangi futbolcu topun dibine girerek kullanılan penaltı vuruşunun mucididir? Baneka. Şöyle top yaptım, çok güzel bir yerde. Pirlo Milo da attı. Yenilmezler adı verilen 2004 Arsenal takımında Thierry Henry'nin forvetteki partneri kim? Bergkamp'tan söylüyorum. Tarihi gol atmıştı şöyle. Bir serbest vuruş kullanılacağı sırada rakip takım oyuncuları toptan en az kaç metre uzakta olmalıdır? 9-15. 2012 yılında 91 gol atarak bir sezonda atılan en yüksek gole ulaşıp rekor kıran oyuncu kimdir? Messi. Bunlar kolay. Arkadaşımız bunlar. Süper kardeşlerimiz. 2000'li yıllarda Ballon d'Or kazanan tek savunma oyuncusu kimdir? Cannavaro. 1930'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın şampiyonu. Daha sonra bitti mi? Dünya Kupası tarihidir bu. Fatih Terim'in 2000 yılında Galatasaray'dan ayrılıp... Fiorentina. Ya bir an daha soruyu bitirdin nasıl? Fatih Terim deyince soruyu bitirdin. Buralara koyun. Kuzey Londra derbisi hangi iki takım arasında oynanmaktadır? Tottenham Arsenal. Chelsea'yi satın alarak futbol tarihi... Aa sen ne yaptın? Bunlar gizli basit. Gizli. Başka kutuda bir tane mi geldi? Bilemediklerim var. Yok, Özer Ödül'ü seni bilemedim. Ranieri'yi bilemedim. Tarihte düzenlenen ilk futbol organizasyonu nedir? Ne yapmasın? Jel bilmem ne kutası. Ne yapmış? İngiltere Federasyonu Kupası 1871. İngiltere ne demek ki? Epey kapalıyoruz. Uzun montuyla yaşadığı fermuar problemiyle akıllara kazınan Fransız teknik adam kimdir? Laurent Blanc mı? Arsène Wenger, Arsène Wenger. Defans ve kaleci arasında bulunan modern futbolda çok fazla kullanılmayan mevkinin ismi nedir? Tarihte 100 milyon euro barajını aşan ilk transfer hangisidir? Cristiano, Neymar, Mbappe. Gelip mi? 15 kişi öldü, sonunda tutturacağız birini zaten. Euro 2008'deki efsane Çek Cumhuriyeti maçında milli takımımızın ilk golünü kim atmıştır? Ve. Sonra göstereyim, yalan bir şey zannedecekler. Şunu şöyle göstereyim. Şuradan bir sen çıkmayacağım demiştim ama ya şu parklardayken. Bravo karıcığım. Çıkacaksın yani, ayıp ya. Cardiff City'ye transfer olmak için yola çıktığı sırada geçirdiği uçak kazasında Allah korusun. Hayatını aynen kaybeden Arjantinli futbolcu kimdir? Ne yapayım, unuttum geçen şeyden, İtalya'dan gidiyordum. Unuttum ismini çocuğu. Söyleyeyim mi? Salak. 2014 Dünya Kupası finalinin uzatma bölümünde attığı golle Almanya'ya kupayı getiren... Götze! Mario Götze. Bu güzülmüştü. Arjantin tutuyordu çünkü. Türk milli takımının ilk teknik direktörü kimdir? Ali Sami. 2014 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı unutulmaz bir kafa golü atan Hollandalı yıldız kimdir? Robin van Persie. Çok iyi gol attı. Hangi futbolcu Instagram tarihinde, bunu ben de biliyorum, 250 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olmuş? Cristiano. Bir futbol maçında saha içerisinde hakemler ve futbolcularla beraber toplam kaç kişi yer almaktadır? Şimdi hakemler sahanın dışında oluyor yani hakemler. Onu alıyorsan 4 hakem var, 22 de oyuncu var, 26 eder. Doğru. Boca Juniors maçlarını oyun... La Bombonera. Dönemin transfer rekorunu kırarak Juventus'tan Real Madrid'e transfer olan efsane Fransız futbolcu kimdir? Zinedine Zidane. Bileceğin nasıl suratından belli. Şampiyonlar Ligi müziğinin bestecisi kimdir? Sen bunu da bilirsin. Ya bilmiyorum. Abi Vuvuzela diye bir şey bildin ya. Vuvuzela, Vuvuzela çok zor bir şey değil ya futbolda yönetişme. Ya öğrendim Allah'tan. Tony Britton. Konuyla alakalı. 2020 yılında BBC tarafından Premier Lig'de yılın 11'ine seçilen Türk futbolcu. Çağlar. Sürücü. Kulüpler Dünya Kupası'nda kaç farklı konfederasyonun şampiyonları yer alır? 6. Doğru. İngiltere'nin en üst düzey profesyonel futbol ligi hangi yıldan itibaren Premier Lig adıyla anılmaktadır? Bilmiyorum. 1990 desen. 92. O zaman da. Mesut Özil'in parlayıp Real Madrid'e transfer olmasını sağlayan turnuva hangisidir? 2010 Dünya Kupası. Roma'yı 2001 yılında Serie A şampiyonu yapan İtalyan teknik adam kimdir? Kim yapmış olabilir? Kim? Capelli. Ah! Bir de top topladım yanında. Allah seni bildiği gibi yapsın Arda. Bu kolaydı ya. Hemen söyletiyorsun, düşünüyorsun ki. Evet, Capelli. Capelli aklıma gelmedi. Capelli kayboldu son zamanlarda, ondan gelmedi. Yoksa aklıma gelse olurdu. UEFA'nın 2011 yılında uygulamaya başladığı kulüpleri mali açıdan denetleyen sistemler... Bayern Münih'in logosunun ortasında bulunan bayrak ne bayrağıdır? Bavarya. Biliyorsun ya, zehir gibi. 1942 ve 1946'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası organizasyonlarının iptal edilme sebebi nedir? İkinci Dünya Savaşı. Eyde yardımcım, tarih bilgileri, Egemen'cim bunları gör. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu kimdir? Hamit Altuğ. Aa, Yıldıray abi, pardon, Yıldıray baştık. Özür dilerim.
Leverkusen Real Madrid. Nasıl oturuyor? 1992 yılında yeni adıyla oynanmaya başlayan Premier Lig'in ilk şampiyonu kim olmuştur? Evet. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan kaleci kimdir? Buffon mu? Değil. Casillas. Hangi film fanatik West Ham United taraftarlarının... Green Sokak, Yeşil Sokak Koliganları. Evet. Futbolculuk kariyerinden önce fabrikada işçi olarak çalışan futbolcu olduktan sonra Leicester City ile... Vardı. 2006 yılına kadar hem Juventus hem de Torino'nun maçlarını oynadığı... Dellerdi. Yıl içinde atılan en güzel gole verilen ödül adını hangi Macar futbolcudan almıştır? Hamit evet. Ağa aldı. 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı ile ülkesi... Baggio. Roberto Baggio. Adı kim zaten... ben biliyorum. Roberto Baggio ama ismi sen de. Adamın ismine baksana futbolcu dokuz. Roberto Baggio. Bizimkine bak Arda Turan. Neden seninki de değil? Benimki de fena değil de daha kötüleri var. Mesela Oğulcan Çağlayan. Sen. Arkadaşlarına sağlamayın. Allah kardeşim.